Efendim şimdi biraz da futbol diyeceğiz. Transfer dönemi devam ediyor malumunuz. Habertürk Spor Editörü Ayhan Şensoy ile birlikte hem Süper Lig takımlarının hem de Avrupa'daki takımların transferdeki son durumunu konuşacağız. Ayhan hoş geldin. Selamlar Okan. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş, özellikle Fenerbahçe transferde şu anda şampiyon gibi duruyor. Gelenler, gidenler bir hayli hareketli Fenerbahçe'nin gündemi. Beşiktaş daha erken bitirdi gibi duruyor transferi. Yine bir transfer olmayacakmış gibi duruyor. Galatasaray'da ise henüz bir hareketlilik yok. Aslında var hareketlilik. Sergio Oliveira geldi. Hı-hı. Şimdi Haris Seferoviç ile de anlaştılar. Dilersen Fenerbahçe'den başlayalım. Evet. Tabii Fenerbahçe bu sezon özellikle Ali Koç döneminde geçmişe bakacak olursak önce hocayı belirledi ki erken de belirledi hocayı. Aslında daha önceki yıllarda biraz bu konuda eleştirilmişti Sayın Koç ve yönetimi. Her sene farklı hoca vardı. O başarı da gelmiyordu. Normal eleştirilmesi. Ve hocayı erken belirledikleri için hocanın istediği oyuncuları da hemen almaya başladılar. İşte Lincoln Henrique geldi, Buruma geldi. Yine Willian Arao'yu çok istemişti hoca. Hı hı. Onu aldılar. Joshua King ki ön tarafta önemli bir oyuncu. Evet. İngiltere milli takımına kadar Norveç milli takımda oynayan, Manchester'da görmüş bir oyuncu. Ama tabii Fenerbahçe'nin özellikle şu an en çok merak ettiği konu forvet gelecekmiş. Çünkü son yıllarda Fenerbahçe'de biz net bir forvet izlemedik uzun zamandır. Yani alınan isimler de kötü isimler değildi ama işte İslam Silimani ile başlayan bir süreç var. Gelen oyuncuların verimi iyi olmadığı ya da... Van Persie bile yeteri kadar katkı veremedi. Haklısın. Takım içerisinde bir uyum sorunu yaşadılar diyebiliriz. Yine bazı forvetler de takımın oyununa uygun olmadı. Hani bir sürü etken var bu işin içinde. Şimdi Playa'yı çok istiyor Fenerbahçe. Borussia Mönchengladbach'ta da son yıllarda adından söz ettirmiş, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bundesliga gibi birlikte sıkça yani iyi bir performans sergilemiş bir oyuncu. Ve şu anda da iyi gidiyor Fenerbahçe'nin görüşmeleri. Sanırım yarın bir son görüşme olacak. Yani son derken tekrar bir görüşme olacak diyelim daha doğrusu. Borussia Mönchengladbach'ta satmaya sıcak bakıyor oyuncusunu. Playa'ya da ayrılmak istiyor zaten. O da ayrılmak istiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bence aradığı isim olabilir bu oyun içerisinde, oyun planı içerisinde. Hareketli bir forvet, etrafındakileri de oynatabilen bir oyuncu. Yine aslında Fenerbahçe'nin transferlerine bakacak olursak ki iyi bir kadro kurdu Fenerbahçe şu an. Hı hı. Orta sahada da çok zenginleşti, alternatifleri bol, hatta birçok mevkinin 3 tane alternatifi var. Evet. Yani çok değerli çünkü Fenerbahçe bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek. Hatta ilk maçta 3 gün sonra olacak. Tabii burada merak ettiğim şu, yani bu kadar oyuncu havuzundan en doğru 11'i kadroyu çıkarıp Jorge Jesus kendi oyununu oynatabilecek mi? Bu... Bir de 20 yabancı oyuncusu var şu anda Fenerbahçe'nin. Yani... Türkiye Futbol Federasyonu da bu sene biliyorsun serbest bıraktı oyuncu sayısında. Yani kulüplerin bu konuda zorunlu olarak gönderme durumları değil, yok gibi şu an için en azından. Tabii gidecek olan oyuncular da var. Yine Lemos olsun, Fenerbahçe'de Rossi'ye teklifler var ve Pelkas'ın ayrılması gündemde. Gidecek oyuncular da olacak Fenerbahçe'de, yabancılarda. Kim Min Jae'nin yine... Özellikle Kim Min Jae konusuna değinmek istiyorum. Aslında şu an Fenerbahçeliler alınacak forvet kadar ki Joao Pedro'dan da bahsedeceğiz birazdan. Kim Min Jae'nin durumunu merak ediyor. Çünkü bence Fenerbahçe'nin oyun planında %30'u kapsayan bir isim Kim Min Jae. Belki çoğu abarttı mı düşünebilir ama ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten öyle bir oyuncu. Geçen sene o kadar takım kötü giderken ayakta kalan tek oyuncu diyebilirim. Sürekliliği, istikrarı olan, geriden oyun kurabilen, sezgileri çok yüksek ki rakibiyle top arasında çok iyi girebilen bir oyuncu. Birçok maçta gerçekten izlerken tribünde hayran bırakmıştı kendisine, bizleri de. Şu an için Koulibaly'yi Chelsea aldı biliyorsun Napoli'den. Evet. 40 milyon euro gibi para ödediler. Hatta dün İtalyan basında da çok ciddi bir iddia vardı. Napoli bu paranın 20 milyon eurosunu Kim Min Jae için Fenerbahçe'ye ödeyecek diye. Hı hı. Yani... şu anda da transfer görüşmeleri için izin verildi Kim Min Jae'ye. Ren de istiyor. Hı hı. Sanırım o gidecek gibi. Evet. Tabii oraya şimdi alınacak forvet kadar Kim Min Jae'nin yerine alınacak isim de çok önemli. Jason Denayer ismi. Jason Denayer sence o boşluğu doldurabilir mi? Bence doldurabilir. Ya ben o da Kim aslında Min Jae'nin asla bir daha bulunamaz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. İyi oyuncu. Geçen sene evet güzel işler yaptı ama Fenerbahçelilerin bu kadar karalar bağlamasını gerektirecek bir durum yok bence. Şu anda mevcut ekonomik şartlara baktığımızda 20 milyon euro çok iyi büyüktür Kim Min Jae ya da herhangi bir futbolcu şu anda Türk kulüpleri için geçerli bu. Türkiye'deki her takım için 20 milyon euro acayip bir büyük bir para şu an için. TL üzerinden de değerlendirecek olursak işin o kısmı da var. Nitekim Jason Denayer'da İngiltere Premier Lig görmüş, Fransa Lig 1'de oynamış ve Belçika milli takımının stoper havuzunda olan yer alan bir oyuncudan bahsediyoruz. Daha da 27 yaşında Bonservis yerinde evet. Fenerbahçe ciddi bir para kazanıp üzerine de böyle bir transfer yaparsa gerçekten çok karlı bir iş yapmış olur. Ben Denayer'i çok beğeniyorum. Seninle aynı kanaatteyim o konuda. Nitekim alınacak Play'a forvet transferiyle Fenerbahçe'nin ki Joao Pedro'yu da eklersek ki Joao Pedro da Galatasaray'ın gündemindeydi biliyorsun. Evet. Yüksek maliyetinden dolayı Sarı Kırmızılar vazgeçtiler ki araya menajerler de girmiş. İki menajerin komisyon istemesi de biraz işi zora soktu Galatasaray açısından. Joao Pedro da benim 2-3 yıldır İtalya'dan takip ettiğim bir oyuncu. Cagliari gibi vasat bir takım diyebileceğimiz Serie A'da acayip işler yaptı. Yani çift tanelere şükür kişisel becerisi asiste. Çok yüksek evet. Ve oyunda kilit açma konusunda çok iyi bir oyuncu. Şimdi Cagliari'ye göre Fenerbahçe'de etrafında daha kaliteli oyuncular olacak ve kendi kalitesini sahaya daha iyi yansıtabilecek bir oyuncu. Bu açıdan bakarsak da Fenerbahçe hakikaten transferde doğru bir yolda gidiyor. Willian Arao'da Jorge Jesus'un çok istediği bir oyuncuydu. Ben de çok merak ediyorum. Daha önce izleme şansım olmadı. Ama gerçekten Fenerbahçe iyi bir takım kurdu. Tabii bunun sahadaki yansımasını nasıl olacak onu hep birlikte göreceğiz zaman içerisinde. Beşiktaş diyelim. Beşiktaş'ı senle bundan 15 gün ya da 3 hafta önce bir yayın daha yaptığımızda konuşmuştuk. Evet. Beşiktaş bence tarihindeki belki de sezonun öncesi en erken transferleri bitirmiş olabilir. Evet. Çok hızlı bitti. Çok hızlı bitti. Tabii bunda da hocanın sezon öncesi belirlenmiş olması, yine sportif direktör Ceyhun Kazancı ve başkan Ahmet Nurçebi ve yine as başkan Emre Koca da 4 ilgileniyor transferle. Çok kısa sürede bitirdiler. Geçen sezon Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı neydi? Gol atamıyordu. Yani aslında pozisyon üretmekte hiçbir sorun yoktu Beşiktaş'ın. Batshuayi özellikle Beşiktaş taraftarlarını hasta etti. Büyük hayal kırıklığı yaratmıştı evet. Beşiktaş için ve çok net bir golcü aldılar. Bir horsta aldılar. Jackson Muleka Süper Lig'de kendini ispatlamış. Potansiyel olan genç bir oyuncu. Rachid Ghezzal zaten asist konusunda yani Abu Bakar'la oynarken 18 asist yapmış. Batshuayi'yle oynarken 7 asist yapmış. Evet. Kendi derinden anlayacak 2 tane oyuncu geldi. Cenk Tosun gibi milli takım forveti var. Her ne kadar eleştirilse bile son 4,5 sezonu evet. İngiltere Premier Lig'de geçirdi Cenk Tosun. Yani bence Weghorst çok hepsinden daha iyi bir transfer. Kesinlikle öyle. Cenk Tosun'un 2 sezon önce yaşadığı diz sakatlığı onu bence çok fazla etkiledi. Onun ardından zaten doğru düzgün dönemedi de. Muleka transferi Beşiktaş'ta oynaması adına tabii ki diğer kulüplerde 3 büyükler dışındaki takımlarda daha rahat belki oynayabilir ama 3 büyüklerin atmosferi de biraz farklı. Gelip aynı katkıyı verebilir mi? Onu bilmiyorum. Özellikle geçen sene Kasımpaşa'nın Beşiktaş'a 3-0 yendiği maç vardı Vodafone Park'ta. Evet. O maçta 2 gol atmıştı. Orada çok etkileniyor hoca. Valerian İsmail çok istemişti kendi transferi. Şimdi arka tarafa bakacak olursak Beşiktaş, Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu'yu da transfer edecek. Çaykur Rizespor ve İstanbulspor'dan 2 genç stoper. Bir yandan da genç oyunculara da yatırım yapıyor Beşiktaş ki... Kampta çok beğendiğim bir oyuncu daha vardı. Soy ismi Delibaş olan, ismini unuttum. Emirhan. Acayip iyi bir topçu. Yani keyifle izliyorum ben. Rachid Ghezzal'a çok iyi bir alternatif olacak oyuncu. Yine orta sahada Emirhan, Josef de Souza, Jason Fernandes ve Salih Uçan var. Ki Salih Uçan da Cenk Tosun'la beraber kamp döneminde çok iyi olduğunu görüyorum. Yani maçlarda çok istekli ve o eski potansiyeline geri döndüğünü görüyorum. Dolayısıyla Beşiktaş'ta bir heyecan vaat ediyor bana. İyi takım kurdular. Erken de oyuncuları alıp kampa götürüp bir çalışma içine girdiler. Beşiktaş'ta lig hazır girecek gibi. Peki Galatasaray'a mı geliyoruz? Galatasaray'da transfer bitmiyor. Galatasaray'da transfer bitmez diye bir laf vardır hep kulüpte. Evet, bitmiyor. Hiç bitmiyor ya. Hiçbiri bitmedi. Transfer yapamıyor Galatasaray. Sezon başlayacak. Avusturya kampı bence boşa gitti. Ben öyle düşünmüyorum açıkça. Şimdi orada işte geri gelen oyuncular var mesela. Emre Akbaba, Yunus Akgün gibi. Bence Galatasaray aslında 2 transfer yapmış gibi. Sergio Oliveira'yı da dün hazır gördüm ki Okan Buruk da maçtan sonraki açıklamasında iyi seviyede geldi bize dedi. Yani hani zaten farkında sahada. Fiziğinden de belli zaten. Fiziğinden de belli. İyi çalıştığı, iyi bir profesyonel olduğu belli. Zaten çok zeki bir oyuncu. Yani Galatasaray orta sahasına oyun aklı katacak bir isim. Evet. İhtiyaç da vardı. Onu da zaten ilk maçında, hazırlık maçı da olsa belli ediyor. Yunus Akgün gerçeği var Galatasaray'da. Ben hani şu an Galatasaray Yunus Akgün gibi bir oyuncuyu dışarıdan almaya çalışsa en az 10-15 milyon euro para ödemesi gerekirdi. Yani abarttığımı düşünmesin bizi izleyenler. Gerçekten o seviyede bir oyuncudan bahsediyoruz. Yaşı da çok genç. Geçen sene Vincenzo Montella'yla röportaj yapmıştım Adana'da. Adana Demirspor'da kiralık Yunus ve onun için şey demişti. Yani bu oyuncunun potansiyeli gerçekten bu değil. Daha fazlasını verebilir demişti. Yani o yüzden Galatasaray'ın için işlerin o kadar da kötü olmadığı kanaatindeyim. Zaten Van Aanholt ve Kerem'i geçen sene orada bir uyum yakalamışlardı. Şimdi Omar, Yunus Akgün sağ tarafı da bir anda organize edecekler gibi duruyor. Ama savunmada ciddi bir sorun yaşar diye düşünüyorum Galatasaray'ın. İlk etapta Nelson Abdülkerim Bardakçı'yı düşünüyordu Okan Buruk ama sanki orada iki oyuncuyu da Nelson'u pek zorlayamazlar çünkü sürekli olan bir oyuncu. İlk 11'in vazgeçilmezi olacak gibi duruyor. Hatta kampta da Okan Buruk Dursun Özbek'ten rica etmiş, satılmamasını istemiş. O da giderse büyük sorun yaşarız demiş. Nelson takımda kalacak bu sene, satılmayacak, onu belirteyim. Oraya da bir oyuncu alacak Galatasaray. Muhtemelen de yabancı olacak çünkü Türkiye'de o düzeyde bir stoper yok şu an yerli havuzunda. Seferović aldı Galatasaray. Seferović aldı, bir yılına kiraladı. Aslında Seferovic'in alınması büyük bir transfer olarak lanse edilebilirdi ama şu an için en büyük endişe geçen sezon 15 maç oynayabildi. Sakatlığından. Son 8 sezonun 300 gününü sakat geçirmiş. Öyle bir durum var. 30 baktım yaşında. Tam 300 gün. 30 yaşında, yaşı çok da şey değil yani bence bir golcü için iyi bir yaşta. Zaten sözleşmesinde de belli maç kotasını doldurursa 2-3,5 milyon euro satın alma opsiyonu var. Riskli transfer evet. Ama Cagney'i biliyorsun Galatasaray elden çıkardı. Galatasaray tarihindeki belki de en fiyasko transferlerden biriydi. Ben öyle düşünmüyorum. Totalde 15 milyon euro gibi bir maliyeti vardı Galatasaray'a. Aldığı yıllık ücretlerle beraber 22 milyon euroyu bulan bir transferden bahsediyoruz ama... Bence Cagney değerlendirilemedi. Yani 70 maçta 50 civarı gol atmış bir oyuncu Süper Lig'de. Değerlendiremedi Galatasaray. Bir açıdan haklı olabilirsin çünkü şöyle... Cagney'e uygun bir oyun bulamadı hocalar. Evet. O da doğru gerçekten. Ama sonuç itibariyle beklentilerin altında kaldığını söylesek de yanlış olmaz Cagney için. Okan Buruk'un da düşünmediği bir oyuncuydu ve artık Fatih Karagümrük'e kiralandı. Zaten son senesiydi. Bir anlamda vedalaşmış oldu. Bu tabii Haris Seferović'in nasıl geleceğini bilemediğimiz için orayı hakkında pek yorum yapamıyorum açıkça. Evet. Çünkü bambaşka bir Haris Seferović de izleyebiliriz. Bir anda 20 gol de atabilir. Ama Mustafa Muhammed de var zaten. Dediğin gibi 2 ay daha sakat da kalabilir. Mustafa Muhammed var ama Gomis'in de çok ağırlaştığını düşünüyorum. Yani etrafında Kerem, Yunus Akgün gibi çok hızlı oyuncular var. Bu oyuncuların hızını, aklını kullanacak bir forvete ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Haris Seferović bu profile uygun bir oyuncu ama dediğin gibi bekleyip görmek lazım. Çünkü son durumu nedir biz de bilmiyoruz. Yani şimdi ligin başlamasına 3 hafta kaldı sanırım. Ağustos'un ilk haftasında başlıyor. 5'inde başlıyor. Evet. Galatasaray'ın stoperi yok. 6 numarası yok. Forveti var diyelim artık. Forveti var diyelim. 10 numarası yok. Ve bence Galatasaray'ın kalecisi de yok. Kaleci diğerlerine katılıyorum bu arada. Yani 6 numaraya bir ihtiyaç var kesin. Evet. Stopere de bir oyuncu alınması gerekiyor. 10 numarada da Galatasaray uzun yıllardır hep iyi oyuncular izledi o mevkide. Yani işte Hacı, Wesley Sneijder, hatta Brezilyalı Felipe vardı. Kısa sürmüştü ama o da iyi oyuncuydu. Lincoln geldi bir ara. Lincoln geldi. Bisimović geldi ama onu saymaya gerek yok. Evet, o da pek fazla verimli olamamıştı. Orada haklısın ama kaleci konusunda çok fazla sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Okan da geçen sene Giresunspor'da iyi işler çıkardı. Mustera'yı zorlayabilir. Geçen sene Mustera'yı zorlayan bir kaleci yoktu yani arkasında sezon başında. Mustera mı Okan'ı zorlayacak, Okan mı Mustera'yı zorlayacak? Çünkü bence geçen sezon Mustera kötü bir sezon geçirdi. Ben hala Mustera'nın birinci kaleci olacağını düşünüyorum Galatasaray'da ama tabii bu yabancı kontenjan işte 3 yerli zorunluluğundan dolayı belki arada Okan da oynayabilir diye düşünüyorum. Avrupa'ya geçelim. Trabzonspor'dan bahsetmedik. Trabzonspor'dan kısaca bahsettiğimiz süremizde kısaldı. Öyle Avrupa'ya da geçeceğiz. Trabzonspor'da da biliyorsun hemen eksik mevkiler işte Eren Elmalı sol bekte bir sıkıntı vardı geldi. Larsen ki şu an Eren Elmalı ve Larsen'in forması garanti gözüyle bakıyorum Trabzon'da. 2 yeni transfer olmalarına rağmen. Trezeguet'de sol açık için Kuaci ile bir forma rekabetine girebilir. Kuaci ile dün iyi bir maç çıkardı. Canini'den iyi bir uyum yani uyum içinde olduklarını gördük maç içerisinde. 2 golü de ikisinin organizasyonları sonrasında attı Trabzonspor hazırlık maçında. Yani orada da bir arayış var. Bir forvet açığı var gibi Trabzonspor'un. Çünkü Canini Cornelius... Canini evet ayrılmak istiyor. Cornelius, Canini ikisi kalsa bile ki Cornelius kalacak da Canini gitse gidebilir öyle bir durum var. Bir forvet eksiği var gibi. Savunmada ciddi problemi var Trabzonspor'un. Oraya bir takviye arayışındalar. Onlar da birkaç oyuncu da görüşüyorlar. Trabzonspor 2-3 takviyeyle mevcudu zaten korudu. Vakayeme dışında bir kayıp yaşamadı. Boyata'yla görüşüyordu en son. Birçok isimle görüştü. Hatta Denayer'in menajeri Trabzonspor'a dönerdi oyuncusunu. Orada temaslar devam ediyor. Trabzonspor bence kaldığı yerden devam edebilir. Çünkü mevcudu koruyup üzerine iyi takviyeler yaptı. Aslında bütün bu takımları değerlendirirken birlikte yani şunu da fark ettim. Gerçekten bu sene daha heyecan vadeden bir lig izleyebiliriz. Çünkü takımların başında günümüz futboluna özen gösteren antrenman metotlarını, dünya futbolunda antrenman metotlarının nasıl işlediğini takip eden ve bunu uygulamaya çalışan hocalar var. Nitekim bu da lige renk katabilir diye düşünüyorum. Hızlıca Avrupa'daki son transferler, özellikle Chelsea savunma hattı bir duvar oldu. Ama orada Christiansen gitti biliyorsun Barcelona'ya. Evet. Rüdiger Real Madrid'e gitti. Orada bir boşluk vardı. Ama Kimpembe ile Koulibaly geldi. İkisi de orada çok haklısın. İyi bir ikili olacak gibi. Hı-hı. Şu an için heyecan vaat ediyor en azından. Sahada nasıl olacak tabii hep birlikte göreceğiz. Raheem Sterling geldi. O da Chelsea'nin hücum hattına renk katabilir. Lewandowski gitti İspanya'ya biliyorsun. Evet, Barcelona'da imzayı attı. Xavi de uzun zamandır istediği bir oyuncuydu. 5 milyon euro daha az maaşı kabul etmiş Barcelona için. O da Bundesliga'dan sıkıldı. Uzun zamandır oradaydı Borussia Dortmund. Yapacak bir şey kalmadı artık orada. Kırılacak rekor kalmadı. Bu arada Okan 374 maçta 344 gol atmış. İnanılmaz. İnanılmaz bir şey. Yani neredeyse maç başına bir gol. Lewandowski hakikaten yine şanssızlığı Messi Ronaldo dönemine denk gelmesi. Yani evet. Altın ayakkabıyı alamadı ama dünya futbolunda. Şu saatten sonra belki zor alamaz ama herkes onu ilerleyen yıllarda çok efsane bir golcü olarak hatırlayacak gibi. Bakalım Barcelona ne yapacak? Biz de keyifle izleriz artık. Barcelona'nın ben yine çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Real Madrid önümüzdeki yılda hem La Liga'ya hem de diğer kupalara ambargo koyabilir. Çok kısa bir soru. Bir dünya yıldızı bu yıl Türkiye'ye gelir mi? Böyle bir iddia, kulislerde konuşulan bir isim var mı? Çok zor görünüyor Okan'cığım. Yani çünkü dolar... Ben yayına gelmeden baktım, dolar euro 18 seviyesindeydi. İşte o yüzden... Yani, dolar euro o civarlarda. Yıllık maaşları bu yıldızların 7-8 milyon euro civarı olduğu için. Zor. Ki şimdiye kadar sanırım en çok alan Drogba oldu. 6 milyon euro. Şu anda Türkiye'de herhangi bir kulübün bir oyuncuya 6 milyon euro yıllık maaş vermesi mümkün değil. Çünkü harcama limitleri sınırlı ve euro... olarak da gelirleri çok az kulüplerin. Şimdi Beşiktaş'ta Galatasaray Avrupa'da yok. Yani bu sene euro geliri yok. Peki. Ayhan çok teşekkürler. Rica ederim. İyi değerli katkıların için. Efendim kısa bir ara veriyoruz biz de. Az sonra devam edeceğiz.